Bir zamanlar henüz çok da uzak olmayan bir geçmişte telefonunuza konuşup evinize nasıl gidebileceğinizi sorduğunuz zaman hiçbir yanıt alamaz, çevrenizdekilerin sizin akıl sağlığınızı sorgulamasına neden olabilirdiniz. Günümüze hızlı bir şekilde ilerlediğimizde makine öğrenimi artık bilim kurgu fantezilerinin konusu değil, milyonlarca insanın günlük yaşamının bir parçası haline gelmiş bir gerçeklik. Son zamanlarda ortaya çıkmış gibi görünse de makine öğrenimi uzun bir süredir aramızda. Makine öğrenimini erken benimseyenler onlarca yıl önce optik karakter tanıma yani OCR gibi niş alanlarda bu teknolojiyi kullanmışlardı. Ancak gerçekten geniş kitlelerin dikkatini 1990'larda spam filtresinin yaygınlaşmasıyla çekti. Bilim kurgu filmlerindeki hissiyatlı robotlar kadar sofistike olmasa da spam filtresi önemli e-postaları spamdan ayırmayı öğrenen ve manuel filtrelemeyi nadiren gerekli kılan önemli bir makine öğrenimi uygulaması örneği. Spam filtresinin ardından sesli komutlardan gerçek zamanlı çevrelere, görüntüyle aramadan kişiselleştirilmiş alışveriş önerilerine kadar birçok makine öğrenimi uygulaması sessizce günlük dijital deneyimimizin dokusuna başarıyla entegre oldu. Ancak makine öğrenimi nedir? Başlangıcı ve sonu nasıl belirlenir? Mesela Wikipedia gibi geniş bir veri tabanının tamamını bilgisayarınıza indirmek bu bilgisayarın Wikipedia'daki her şeyi öğrenmiş olması anlamına mı gelir? Ya da bu bilgisayarı daha akıllı mı yapar? Bu kursta makine öğreniminin ne olduğunu ve potansiyel faydaları hakkında konuşacağız. Hem teori hem de pratikle makine öğreniminin gizemini ortadan kaldıracağız. Makine öğreniminin geniş alanını derinlemesine dalış yapmadan önce gözetimli ve gözetimsiz öğrenme, çevrim içi ve toplu işleme, örnek tabanlı ve model tabanlı stratejiler gibi ana bölgeleri vurgulayan bir harita çizeceğiz. Yolculuğumuz bir makine öğrenimi projesinin tipik yaşam döngüsünü, karşılaşabileceğiniz engelleri ve makine öğrenimi sisteminizi değerlendirme ve iyileştirme stratejilerini de kapsayacak. Bu eğitim programı, teknolojiyle olan ilişkimizi kökten değiştirecek olan geniş ve büyüleyici makine öğrenimi evrenine giren kapıyı aralayacak. Kursu tamamladığınızda makine öğrenimi ile ilgili çok geniş bir bilgi birikiminiz olacak. Bu bilgiler, eğer bu alanda yeniyseniz, makine öğrenimi mühendisi veya araştırmacısı olarak bir kariyere başlamanıza ya da zaten bu alanda çalışıyorsanız sizi diğerlerinden ayıracak bir sonraki seviyeye geçmenizde yardımcı olacak. Şimdi bir fincan kahve alın ve bu etkileyici serüvene hep beraber başlayalım. Thank you.